Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Biz de Zırdı Bahçesi'ne geldik. Bugün ben sizlere çok farklı bir bitki paylaşacağım. O bitki ben ilk defa sizlerle paylaşıyorum. Bakalım bilen arkadaşlarımız var mı? Buyurun hep birlikte anlattığım bitkiden toplayalım. Bunu kurukla yapacağız arkadaşlar. Ekşilmesi yapılıyor. Kurukla yapacağız. Birazdan kuruk da alalım bahçede. Burada da var. Emeksiz bir bitki. Allah tarafından yetişen ve sağlığımız için çok güzel olan bir bitki. Dediğim gibi bazı memlekette kedi üzümü diyorlar. Yani adı değişik gelebilir ama bitki bu. Bumble diyoruz biz. Bir salkım kuruğumuzu da alalım. Gördüğünüz gibi burada siyah üzüm var. Güneş de denk geliyor. Burada ise kuruk üzüm var arkadaşlar. Allah'ın verdiği nimetsiniz bunlar. Allah'a şükür. Kuru istiyorsan kuruk var. Siyahını istiyorsan siyahı var. Yani ne dersen oluyor. Bu kadar kuruğumuz da yeterli. Kuruğumuzu aldık, bambulumuzu aldık. Bizim bu çiçeğimizin hiç çiçekleri bitmiyor. Bir tanesi kapanır, iki tanesi açılmış oluyor. O kadar güzel bir çiçek ki, özellikle bu mevsimde olan bir çiçek. Yani her yerde ekilebilecek güzel kokulu bir çiçek. Bir tane köktür ama bu şekilde hem büyüyor hem de bolca çiçek veriyor. Değerli arkadaşlar, bahçede toplayıp getirdiğimiz bambulumuzu ayıkladık. Yıkadık. Bakın bazıları üzüm bile açmış. Yani üzümleri bile olmuş. Bu üzümler bir de siyah oluyorlar. Ben çiçeklerini de koparmadım. Üzerinde çiçekleri varsa da sorun olmaz. Bambule ekşilmemiz için gereken malzemelerimize bir bakalım değerli arkadaşlar. Bizim için yarım çay bardağı kadar zeytinyağı gerekiyor. 5 diş sarımsak gerekiyor. Bir çay kaşığı tuz gerekiyor. Boş bardağımızı da bambulumuzu haşlandırdık mı bir bardak, bir çay bardağı suyunu ayıracağız. Yanına ise ben şey yapmayı düşündüm. 2 çeşit üzüm meyve suyu olarak ayarlayacağım. Siyah ve sarı üzümlerin suyunu sıkmış olurum. Meyve suyu olarak ayarlamış oluruz. Bir de zaten biz limon kullanmayacağız. Kuruk kullanacağız. Yani malzemelerimiz bu kadar. Bizler şimdi yapılışına geçiyoruz arkadaşlar. Ocağımızı yaktık. Tenceremizi şimdi yerleştiriyoruz. Ateşi yüksek şu an. Biraz ayarlamış olalım. Üzerine yetecek kadar kaynalı su boşaltıyoruz. Bu kadar kabarık olduğuna bakmayın. Şey oluyor zaten, kaynayınca azalıyor.
Bir de özellikle arkadaşlar sap kısımları, taze kısımları varsa alıyoruz. Yaşlı kısımları zaten yenecek durumda olmuyor. Tahta kaşığı yardımıyla bu şekilde biraz suyun dibine batırmaya yardımcı olalım. Ocağımızın ateşi normal ateşte arkadaşlar. Bambulamız kaynarken bizler de kurukla ve sarımsağımızla sosuyla kısacası ilgilenelim. Kuruklarımızı şöyle bir tabağa alıyoruz. Olduğu gibi saplarını da ayıklamasak da olur. Böyle bir tabağa boşaltıyoruz. Bu arada ben tuzumu bardağın içine koydum. Özellikle suyunu ilave edeceğim için başka bir tabağa koymadım ben. Meyve suyu sıkma makinem de var ama az olduğu için ben bir bardağın yardımıyla bu yöntemle kuruklarımızı sıkıyoruz. Biraz sert olduğu için fazla basmamız gerekiyor. Bütün kollarımızın gücüyle basmak gerekiyor. Biliyorsunuz üzümlerin gökü, gök olan üzümlerinden bunlar. Limon yerinde kullanıyoruz. Bu kadar üzümümüzü sıkmasına yeterli. Yeterince ezdirmiş olduk. Şimdi de şu posasını alıyoruz. Suyunu ayıracağız. Böyle bir tabak bıraktık. Şimdi suyunu alalım. Bu posamızı da bizler tavuklarımıza atabiliriz. Yani başka da bir işlemi kalmadı. Bu kadar suyu oldu. Bu içindeki taneleri kaşıkla alabiliriz. Sorun olmaz. İçine giren bu 2-3 tane üzüm tanelerini alıyoruz. Yağımız burada dursun. Biz de sarımsağımızı rendeleyelim. Beş diş sarımsak yeterli bize. Ama bol sarımsaklı isteyen arkadaşlar istediği kadar ilave edebilir. İsteyen nar ekşisi de ilave edebilir. Kuruk yoksa da limon da ilave edilir. Ben kuruk olduğu için kuruklu yapmak istedim. Zaten Ege yöresine özel. Özellikle koruklu yapıyorlar. Sarımsağımızı, kuruk suyumuzu bir araya getirdiğimize göre zeytinyağımızı da ilave edebiliriz. Bambulamız kaynamaya başladı. Zaten fazla kaynatmayacağız. 5 ya da 6 dakika yeterlidir. Biz bir bakalım. Kaynadıysa kapatmış oluruz. Birkaç dakika daha kaynaması gerekiyor. Sapları biraz daha sert. Suyu bu şekilde çok bulanmıyor. Bambulamız 2 dakika kaynayana kadar bizler de bu sırada
şey yapıyoruz arkadaşlar. Siyah ve sarı üzümlerimizin meyve suyunu olarak yapıyoruz. Şimdi önce bir çay bardağı ben bambulamızın suyundan ayırıyorum. Sosumuz için. Bu su bile çok değerli arkadaşlar. Bu suyu bile soğutup içilir. Sağlıklı doğal bitki olduğu için. Bambulumuzun bu kadar haşlanması yeterli. Biz de şimdi ocağımızı kapatıyoruz. Soğumaya bırakacağız. Ama ben bu suyunu da söylediğim gibi dökme. Bu suyu da değerlendirmiş oluruz arkadaşlar. Ocağımızı kapattık. Soğuma bıraktık. Meyve suyumuza geçiyoruz. İki çeşit üzümümüzün meyve suyunu da yapmış olalım. Böyle salkım olarak bizler tek tek ayırsak bizim makinemiz için daha iyi oluyor. Makinemiz zorlanmaz. Bu yöntemle tek tek ayırmak daha uygun olur. Ben tek tek ayırmış oldum. Böyle salkım olarak içine atamam. Birkaç tane siyah üzümüm var. Küçük bir salkım kadar. Geri kalanı hepsi sarı üzüm. Makinem zaten bu. Şimdi ya Allah bismillah diyoruz. Meyve suyumuzu da yapmaya başlayalım. Üzümümüzü dolduralım. Makinemizin öğütme bölümüne. Siyahların hepsini birden katacağım ben. Sade bir çeşit üzümle de olur. Kapağı ilk başta kapatıp sıkıştırmayalım. Geri kalan üzümlerimizi de katalım. İki defa doldurmak da yeterli. Önce bir güzelce meyve suyumuzu karıştıralım şöyle. İki defa aparatımızı doldurduğumuzda bu kadar meyve suyumuz oldu. Hem doğal hem de lezzetli. Tam mevsiminde toplanmış taze taze organik üzümlerin meyve suyu. Tatlıların yanında, yemeklerin yanında çok geçerli, çok güzel oluyor. İki defa aparatımızı doldurmak da bu kadar olmuş oldu. Değerli arkadaşlar, Ege yüremize özel zeytinyağlı, kuruklu bambul ekşilmemiz servise hazır. Doğal, organik, sağlıklı bir salata. Yanında ise etli nohut yemeği ayarlamış oldum. Müzik.
Meyve suyumuz olaraksa 2 çeşit üzüm suyumuzdan ayarlamış olduk. Doğal, organik. Beğenenler de, denemek isteyenlere de şimdi de afiyet olsun. Lütfen kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar.